Bir büyük afet ve bir büyük imtihandan geçiyoruz hep birlikte. Bu masanın etrafındakiler ve sizler, bu afetin yaralarını sarabilmek, bu şehirde oturanların yanlarında olabilmek için ilk günden itibaren görev yeriniz burası olsa da, görev yeriniz başka yerden olup da buraya gelseniz de aslında o çocukluğumuzda yaşadığımız Ramazan duygusunun bize öğrettiği bütün duyguyu, bütün sorumluluğu, bütün insan anlayışını ve sevgisini burada yaşıyorsunuz. Sizlerle beraber iftar etmek istedim. Ağzım dolu dolu hepinize teşekkür etmek istedim. Burada aramak utanmaz yoramaz. Burada sabaha kadar insanların yanında olup onların sırtını sıvazlayanlar var. Burada imamlarımız var, hocalarımız var. Bu masanın etrafında kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, jandarma, polis, bekçi, korucu, bütün arkadaşlarımız var. Kilometrelerce uzaktan gelmiş. Ama bir millet hasretinin ne olduğunu bütün dünyaya gösteren yüce gönüllüler var. Dünyanın birçok noktasından insanlara elini uzatabilmek için sadece yardım etmek değil, sadece destek olmak değil, aslında gönlünü tamir etmek için gelen birçok insan var. Biz büyük milletin evladıyız. Biz asıl bir milletin çocuklarıyız. Bu depremden sonra bir ceza bütün dünya gördü ki bu milletin birliğiyle beraberliği, bu milletin birbirine olan sevgisi ve muhabbeti, bu milletin birbirine el uzatışı insanlığın numunesidir. Yüzlerce kilometre öteden gelen korucular içeri girdiler. Kah çadırı kurdular. Bekçilerimiz, polislerimiz gece bir asayiş olayı olmasın diye sabaha kadar karanlık sokaklarda evliya attılar. Karanlık demeden, aydınlık demeden devletin varlığının olduğunu bütün milletimize anlattılar. Uçan helikopterler, arama kurtarmacılar, köylere gidip milletimizin yanında olun, devletimiz sonuna kadar sizle beraberdir diyen jandarmalar. Herkes bir depoya kendi evinin itinasıyla bakan, ondan çıkan malzemeyi kendi namusu olarak gören buradaki arkadaşlarımız. Hayat tecrübemiz açısından da, yaşadıklarımız açısından da, hüznümüz açısından da bir minnetle karşılaştık. Bu millet birçok zorluğu aştı, birçok sıkıntıyı aştı. Uzattığınız el, okşadığınız yetim başı, evladını kaybeden annesinin yanına verdiğiniz omuz. Bilmenizi isterim ki hayatımızın en büyük nişanesidir. Bizim devletimiz büyük bir güçlüdür. Bir Sayın Bakan Hatay'da misafirimizdi. O kadar zaman içerisinde, 58 gün içerisinde bu kadar büyük bir toparlanmayı olağanüstü bir durum olarak kendisi birkaç kez üst üste söyledi. Depremin büyüklüğü, yaygınlığı ve etki alanına karşı. Milletimizin büyüklüğüne ve asaletine bir kez daha hepinizin huzurunda medyunu şükran olduğumuzu, bu milletin bir evladı olmaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Hepimiz için burada yaptığımız hizmet Allah rızasını kazanmak, onun kullarının duasını nail olabilmek, alabilmek için bir fırsattır. Çok çabuk zamanda bu bölgeler toparlanacak. Yeniden konutlar yapılacak. Yeniden şehirler kültürüyle, değerleriyle, yeniden bu şehirler sanayisiyle, sporuyla, yeniden bu şehirler esnafıyla, yeniden bu şehirler göğsünü gere gere kutlayacağı şanlı günleriyle buluşacaktır. Bu olay inancımız tamdır. Allah'ım bu iftar saatinde bütün Allah'ım.